Tarih 6 Ekim 1990. Yer Ankara. Türkiye, Muammer Aksoy, Çetin Emeç ve Turan Dursun'dan sonra SHP Parti Meclis Üyesi, eski milletvekili ve ilahiyat uzmanı Doçent Doktor Bahriye Uçoğun da suikaste uğramasıyla sarsılmıştı. Kumru Üçok, annesi Bahriye Üçoğun bombalı paketle öldürüldüğü sırada oradaydı. Sayın Bahriye Üçok'a gelmek istiyorum. Efendim, siz İslam tarihçisi olarak ün yaptınız. İlahiyat Fakültesi'nde yıllarca öğretim üyeliği görevinde de bulundunuz ve türbana karşı olduğunuz biliniyor. Neden efendim? Örtünme ayeti gelmeden önce kadınlar, Arap kadınları gayet serbest yaşarlardı. Hazreti Peygamber bu açık kadınların cariyelerden ayrılmaları için, çünkü onlar rahatsız ediliyorlardı, bunların örtünmeleri üzerine kendisine gelen vahyi müminlere, Müslümanlara bildirdi. Bu Nur suresinin 31. ayeti. Orada der ki, bunu okuyayım. Mümin kadınlara da söyle, kendilerine nikah düşmeyen babaları, kayınbabaları, kardeşleri, kız kardeşinin oğulları, erkek kardeşinin oğulları, hatta cariyeler, köleler, kendisinde erkeklik kalmamış olan köleler, bunların yanında kendiliğinden görünen ziynetlerinin dışında kalan yerlerini örtsünler der. Yani bu bir ev içi kıyafetidir. Pek çok başörten üniversiteli genç kız bu ayetin tarif ettiği biçimde örtünülecek zannediyorlar. Halbuki Ahzab suresinin 59. ve 60. ayetlerine bakıldığı zaman orada Peygamber eşlerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle, sokağa çıkarlarken cilbaplarını üzerlerine alsınlar diyor. Bu onların tanınmalarını ve kendilerinin rahatsız edilmelerini engeller. Efendim. Şimdi iki şey var efendim. Birisi kadınların iffetlerini koruması. Yani Tanrı'nın istediği bu. Diğer ayette, Ahzab suresinin 59. ayetinde de bu onların tanınmalarını sağlar diyor. Madem ki kadınlar iffetlerini koruyabiliyorlar, bugün için cariyelik diye bir müessesede kalmadığına göre o zaman Tanrı'nın buyruğu yerini bulmuş oluyor. Aksi halde Kur'an'ın lafzına eğer kıymet veriliyor da lafzi anlamını takip etmek istiyorlarsa o zaman erkeklerin yanına oturmamak, erkeklerle bir arada bulunmamak, seslerini erkeklere duyurmamak ve yüzlerini kesinlikle örtmeleri lazım. Ve cilbap giymeleri lazım. Yani çarşaf, peçet, son derece bol bir elbise giymeleri lazım. Yalnız başına bir yerden başka bir şehre de gitmeleri yasaktır. Peki, teşekkür ediyorum efendim. 1988'in Aralık ayında TRT'de bir panel oldu. Dini konulu, başörtüsüyle ilgili. Annem de konuşmacıydı. Panelin birinci bölümü bittikten sonra reklam arasında çok miktarda tehdit ve tebrik telefonu geldi. İkinci bölümden sonra gece yarısına kadar gene tehdit telefonları devam etti. Tabii tebrik telefonları da geldi ama tehdit telefonları da telefon ve mektuplar diyeyim. 4-5 ay devam etti. Mesele dini açıdan olsaydı ben gerçekten bir inanç konusu olduğu için saygı duyardım başörtüsüne. Ama bir inanç konusu değil, bir siyaset konusu olarak ortaya döküldü ve Atatürk ilkelerinin ortadan kaldırılmasına yönelik olarak ortaya çıktı. Bu meselenin altında yatan gerçek
doğrudan doğruya Türkiye'deki laiklik ilkesine, rejimine karşı olduğu inancını kesinlikle taşıyorum. Yani herhangi bir kimsenin adına aranmıyor, açıyor. Mesela cehennemde yerini ayırttım diyor gibilerinden. Bazen ben açıyordum telefonu, bazen annem açıyordu. Küfürler, işte cezanı çekeceksin, belanı bulacaksın cinsinden aklınıza gelebilecek her türlü küfür, laf geçiyordu. Alışıktı annem, yani yıllardan beri böyle tehdit telefonları ve tehdit mektupları gelirdi. Hani yeni bir şey olmadığı için hayatın doğal gidişi gibi bir şeydi yani. Da babamı yeni kaybetmiştik. Daha çok onun üzüntüsü içindeydi. Yani annem de çok aşırı derecede üzgündü. Yani tehditleri düşünecek durumda değildi. Sonra yavaş yavaş seyreldi bunların arası ve sonra da bitti. Normal hayat devam ederken Muammer Aksoy öldürüldü. Muammer Aksoy öldürülünce ben korktum. Yani ben sanki o gün başımıza geleceği anlamış gibi oldum. Kendisi çok korkmadı da kendisine karşı bir şey yapılacağını düşünmedi. MİT müsteşarlığından bir uyarı geldiğini bana söylemedi. Yani benim bu konuda bir bilgim yok. 1990'ın yaz ayları, Haziran, Mayıs, Haziran filandı. Telsizde isminin duyulduğunu bir gazeteci duyuyor ve haber veriyor anneme. Haber verince annem emniyeti arıyor. Emniyette kim var, kimi buldu bilemiyorum ama emniyette derhal yakın koruma veriyor. Yakın koruma 2 gün işte birlikte olmuş. Fakat annem dedi ki yani bu çocukcağız boşu boşuna bütün gün bekliyor. Benim girişim çıkışım belli değil. Bazen bir gün hiç dışarı, 2 gün hiç dışarı çıkmıyorum. Saatim belli değil. Yani ben yakın koruma istemedim ama evin önünde bir bekçi dursa bizim için daha uygun olur dedi. Bunun üzerine eve koruma koydular. Bekçi koydular. 3 bekçi değişiyordu vardiyalı 24 saat. O telsiz haberinden sonra. Şimdi eğer MİT'ten ya da bir başka emniyet biriminden bombalı paketle ilgili kendisine bir bilgi verilseydi bunu bana söylememesi mümkün değil. Yani bu düşünülebilecek bir şey değil. İlk söyleyeceği kişi benim. Çünkü benden başka kimsesi yok hayatta. Yani hayatta kendisi için en kıymetli kişi benim. Herhalde en önce de beni uyarmayı düşünecek. Aman ha dikkat et. Böyle bir şey olursa diye. Evde ikimiz varız. Böyle ya ben açacağım ya o açacak. Yani mümkün değil. Böyle bir uyarı gelseydi anında benim haberim olurdu ki her akşam beraberdik. Gündüz de telefonla konuşuyorduk. Ben bugün MİT müsteşarıyla görüştüm diye haber vermemesi mümkün değil. Şimdi 5 Ekim günü akşam saati biz bir yerden geldik. Kapıda Express Kargo'dan gelmiş bir ihbarname. Kolinizi alın diye. Belki daha önce de getirildi, bulunamadı. Bu ikinci, üçüncü getiriliş de olabilir artık. Yani gelin siz alın diyorlar. Kendisi çok telaşlandı. Neydir, kim yolladı, ne yolladı? Merak etme ben yarın alırım dedim. Kuzgun Sokak'ta adres var üstünde. Ben yarın gider alırım dedim öğleden sonra dedim. Kim yolladı, ne yolladı filan deyince ben de belki de bombadır diye dalga geçtim. İşte cumartesi 6 Ekim sabahı oldu. Öğle saatleriydi. Kendisini Türk Hukuk Kurumu'nda bir toplantıya çağırdılar. İşte panel mi öyle bir şeye çağırdılar. Gidecekti saat 5'te. Şofben bozuktu. Ben şofben için usta çağırdım. Usta öğlen saatine kadar gelmedi. Ben çıktım. Sen ustayı bekle dedim. Ben çıktım. İşte bir hafta önce Almanya'dan dönmüştü. Arabaya bir teyp istemiştim. Radyo teyp onu getirmişti. Ben dikmene geçtim. Teybi taktırdım.
usta teybi biraz ağır taktı. Onun elinin ağırlığı bir yerde benim hayatımı kurtardı. Saat 4 gibi oldu. O arada pazara gittim. Pazardan döndüm. Kuzgun Sokağı'na geçtim. Ekspres Kargo'nun orada arabayı park ettim. Koştum, ihbarnameyi verdim. Kimlik sordular. Kimlik arabada getireyim dedim. Gerek yok dediler ve bana küçük bir kitap paketi verdiler. Paketin ucu yırtık, iki tane kitap üst üste duruyor. Paketi aldım, işte şoför koltuğunun yanına attım, oradan geçtim, eve geldim. Arabayı kapıya park ettim. Pazardan aldığım malzemeyi içeri taşımaya başladım, dış kapı açık. O arada malum paketi de aldım, işte mermerin üstüne koydum. Yukarıya da seslendim, bombanı getirdim diye. Birkaç dakika sonra annem aşağı indi. Tabii ucu yırtık kitap görünüyor, bomba değilmiş diye seslendi bana. Ben de herhalde dedim yani, şaka yapıyoruz dedim. İşte o arada ben bir yandan poşetleri taşıyorum, oraya bırakıyorum kapının ağzına. Ha, Muammer aşağıda şofbene bakıyor dedi bana. Kendisi de giyinmiş, hazırlanmış çıkmaya. Saatte 5'e işte çeyrek var. Makas aldı eline, şeyin iplerini kesiyor, paketin ipini kesiyor ve o anda yan yanayız. Kesti filan, sonra dedi ki bu dedi biraz dedi zor açılıyor gibi dedi. Ben bunu dışarıda açayım dedi. Merdivene çıktı. Bunun içinde gene de bir şey mi var nedir, sen benden uzak dur dedi şöyle. Son olarak görüşünce evet. Yalnız süremiz bir hayli daraldı. Atatürk kadınların kıyafetine karışmadı ama kanunla karışmadı. Demin söyledi Sayın Korkmaz, Sarayburnu'nda Türk kadını yüzünü açsın, dünyayı görsün, dünya da Türk kadınını görsün ve saysın diye ifade etmişti. Ben de dedim ki saat 5'e çeyrek var, sen kalkıp toplantına gitsene dedim. Muammer'in işi daha uzun, ben onu bekleyeceğim dedim. Beni sen götür dedi. İyi, o zaman toplantı biter, sen de öyle gidersin dedim. Ve ben dönüp aşağı indim. Ustaya bakmak üzere aşağı indim. İşte aradan 30 saniye falan geçti. Muazzam bir patlama oldu. Tabii ben önce şofbene baktım. Şofbenin yerinde durduğunu gördüm. Geri döndüm, doğal gaz borusuna baktım. O da duruyor. O anda anladım ben olayı ve son sürat herhalde ikişer üçer çıkarak yukarı çıktım. Bütün cam her taraf yer. Cam. Camların üstünden ön kapıya vardım. Toz duman, göz gözü görmüyor. Anne, anne diye bağırıyorum ama tabii şey insan boyu seviyesine de baktım. Kimse yok. İşte 2-3 saniye sonra duman dağıldı. Bir de baktım yerde merdivenin önünde. Sol kolu başının altından geçmiş ve havaya kalkmıştı. Ucunda eli yoktu. Tabii onu görünce ben kıpırdamadım artık. Yerimde durdum. O anda sokaktan işte komşumuz geçiyordu, Sevil Korum Hanım. Kumru ne oldu diye koşturdu. Tanımadığım birileri koşturdular. Aşağıdan ustalar geldi. O anda onları unutmuştum ben. Biri bir yanımda, biri bir yanımda. Ablacığım ne oldu diye. Dışarı çıkarmaya çalıştı. O anda benim beynim durdu. Sebzeleri toplayayım bari dedim. Birisi kimdi bilmiyorum, kıpırdamadık, hiçbir şey kıpırdatmayın dedi. İçeri girdim, kapının önündeki telefon çalışmadı. İşte kütüphanedeki telefona koştum, arkadaşımı aradım. Koş çabuk, annem bombaladılar dedim. Ne oldu dedi, öldü herhalde, kolu yok dedim.
geri dışarı çıktım. O arada koldan kan damlamaya başladı. Çok gençten bir kız, ben doktorum, lütfen kendinizi toparlayın dedi. İşte dışarıda bir iki dakika durdum, sonra ailemi aramam gerekir diye bir kafama bir ses geldi. İçeri geri koştum ve ablamı aradım, çığlık çığlığa gel diye. O da şimdi geliyorum dedi. Trafik acayip tıkandı. Korkunç bir tıkanıklık, hiçbir araba kıpırdamıyor. Ablamla konuşup geri döndüğümde annem yoktu, ne yaptınız dedim. Hastaneye götürdük dedi ustalar. Yaşıyor mu ki dedim, nefes alıyor ablacığım dedi. İşte beni dışarıda mermerin üstüne oturttular, su getirdiler. Bir saat kadar yalnız bekledim. Bana ait kimse buraya ulaşamadı. Altıyı falan biraz geçiyordu. Arkadaşım koşa koşa geldi. Trafik çok tıkalı. Taksiden indim, gelemiyordum dedi. O arada bir takım insanlar, emniyetten insanlar geldi. Doğalgazdan geldiler. Doğalgaz patlaması değil diyorum. Neyse onlar baktılar, geri gittiler. Sivil polisler geldi. Gazetecinin biri yukarı kata çıkmış. Evi dolaşıyor. Onu pencerede gördüm. Ben ona bağırırken emniyetçi neyse onu tuttu filan. Gazeteciler biriktiler kapıya. O arada bir haber geldi ki ameliyata almışlar. İşte hayati tehlikesi yok şeklinde. O zaman biz de hastaneye gidelim dedik. Ustanın bizim arabasına bindik. Hacettepe'de denildi. Biz oradan Hacettepe'ye indik. Acilin kapısında beklemeye başladık. Acil yavaş yavaş yığıldı, yığıldı, yığıldı. Kıpırdanacak yer kalmadı. İşte kimisini yakından, Murat Karayalçın'ı gördüm. Bir sütuna yaslanmış, ağlıyor. Ona soruyorum ne oldu diye, cevap vermiyor. İşte uzaktan Deniz Baykal'la Hikmet Çetin'in içeri girdiklerini, çıktıklarını filan gördüm. Korkunç bir olay. Bahriye Hanım'ın çok önemli bir özelliği vardı. Türkiye Cumhuriyeti ilkelerine son derece bağlı, Atatürk ilkelerine bağlı ve bu konuda yılmaz bir kişiydi. Bir süredir özellikle Sayın Aksoy'un ölümünden sonra zaman zaman tehdit mektupları aldığını bu konuda söylüyordu. Fakat buna rağmen laik Türkiye ilkeleri, Türkiye Cumhuriyeti ilkeleri konusunda ödün vermeksizin çalışmalarını sürdürüyordu. Olay çok üzücü, çok korkunç bir olay. Halil Şıvgın'ı gördüm. Ne oldu dedim. Yoğun bir uğraş içindeler, yoğun bir uğraş içindeler dedi. Bu arada işte bazı arkadaşlarım filan tabii. Altyazı geçmiş filan, oradan duyanlar yığıldı yani. Herkes geldi. İşte saat 8'i biraz geçiyordu. Kalabalıkta bir kıpırdanma oldu ve beni orada bir memur odasına ittirdiler. Bir yere oturttular. Ne oldu diyorum, söylemiyor. Bir öbür arkadaşa soruyorum, ne oldu, söylemiyor. Ablama soruyorum, bilmiyorum diyor. Ben dışarı çıkacağım dedim. Arkamdan tutmaya kalkıştılar. Zorla dışarı çıktım. Kalabalığın içinde abimi gördüm. Gitti mi Tengiz abi dedim. Gitti şekerim dedi. Bana sarıldı. Onun hıçkırdığını hissettim. Zaten kalabalığın kıpırtısından hani durumu anlamıştım.
TRT muhabirinin Ankara Emniyet Müdürü Mehmet Ağar'dan aldığı bilgiye göre Bahriye Üçok bugün saat 16.30 sıralarında Çankaya'daki evine İstanbul'dan kargoyla yollanan bir paketi açarken patlama oldu. Ankara Emniyet Müdürü Mehmet Ağar olay yerinde yaptığı açıklamada Bahriye Üçok'un evinin önünde sürekli bir güvenlik görevlisinin bulunduğunu, ayrıca Köroğlu Caddesi'ndeki devriye ekiplerinin de koruma yaptığını bildirdi. Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcısı Nusret Demiral da olay yerinde yaptığı incelemeden sonra paketin illegal bir örgüt tarafından gönderildiğini tahmin edildiğini söyledi. Nusret Demiral soruşturmaya başlandığını belirtti. Önlü arkalı evin bütün camları kırık. Kapı yerinden oynamış, kapılar filan kapanmıyor. Kendi evine gidemezsin dediler. Neyse neticeten Bahçeli Evleri ablamın evine doğru gittik. İşte gece oraya Erdal Bey geldi. İşte partinin bazı ileri gelenleri filan geldiler. Gecenin bir vaktine kadar orası da yığıldı. Sonra yattık, biraz uyuduk tabii, epey bir sinir hapı aldıktan sonra. Birkaç saat uyuduk. Ertesi sabah da tekrar buraya döndük. Camları temizledik. Ben değil tabii. İşte arkadaşlar camları temizlediler, kapıları. Bütün gün şangır şangır cam sesi dinledim. Geldiğimde Ülkü Coşkun zabıt tutuyordu. Benim de ifademi aldı. Hastanede de Mehmet Ağar ifademi aldı. Bir kere çok iyi bir inceleme. Diğerleri saatinde girip saatinde çıkan insanlar, hangi yolu takip edeceği belli olan insanlar, işte yolda duruyor, çapraz ateşe tutuyor filan. Annem sabahtan 5'e kadar evde oturuyor, 5'te çıkası geliyor, çıkıyor. Ne zaman nereye gideceği, saat kaçta gideceği belli olmayan bir insan. Burası çok kalabalık bir cadde. Çok iyi incelenmiş. Ha, bu neyi açar? Kitabı açar. Çok iyi düşünülmüş, iyi planlanmış bir olay. Paketin üstünde İlmi Araştırma Vakfı Çemberli Taş İstanbul yazıyordu. Paketi teslim eden zaten orada çalışan bir gençten bir kızdı. Yani şüphelenilecek bir durum yoktu. Araştırıldı, bunun bir merkezi Trabzon'da, başka da bir yerde yok gibi bir şeyler söylenildi. Yahut da uydurma bir isim denildi. Bir şey çıkmadı o da şeyden, vakıftan. Hiçbir tedirginlik hissetmedim çünkü ince iki kitap. Hani ben de polisiye roman çok okumuşumdur, böyle şeyleri hani kitap açılınca patlıyor filan, bunlar hakkında bilgim de var ama çok ince bir kitap. Yani insan daha büyük bir paket düşünüyor böyle bir patlama için. Çok ince iki kitap. Dolayısıyla da herhangi bir şüphe aklıma gelmedi. Eski yazılı sayfalar çıktı içinde. Yani Arap harfleriyle yazılmış bir kitaptı. Emniyet onu buldu. Hangi kitap olduğunu buldu. İstanbul'da satan yeri buldular. Orada zaten iki nüshası varmış. Biri satılmış, bir nüsha kalmış. Onu da emniyet aldı hatta. Buldular ne olduğunu. Ama tabii satın alan kişiyi hatırlaması mümkün değildi, satıcını. Şimdi annem bir şey sezmezdi. Benim yapmış olduğum bomba esprisi nedeniyle kitapta ince bir paket ya, herhalde belki hani açtığım zaman şöyle hafif bir ufak bir şey, korkutucu bir patlama falan yapabilir mi diye düşünmüş olabilir. Çünkü öyle korku halinde falan değil. Annem çok evhamlı bir insandı. Eğer bir şey hissetmiş olsa, bir korku hissetmiş olsa onu mümkün değil açmazdı. Kitabın ince olmuş olması bizi öyle bir düşünceden uzak tuttu. Muazzam bir patlama.
bitişik bina çatladı yukarıdan. Bitişik binanın bitişikteki pastanenin 8 milimlik vitrin camı kırıldı. Komşularımızın camları kırıldı. Yani öyle böyle bir patlama değildi. Tabii o anda işte yerde gördüğüm zaman kafamdan çok bir anda çok çeşitli şeyler, bir çok büyük bir cenaze töreni olacağını düşündüm. Hepsi böyle saniye saniye geçiyor ama tıkır tıkır. Veraset ve intikal beyannamesinin ikinci sayfası gözümün önüne geldi. İşte yalnızlık dedim. Yani bunlar böyle son sürat. Ondan sonra da annem öldü, bari domatesleri kurtarayım diye şeye iyi. O arada işte demek ki şok o anda oluyor. Torbalara eğildim. Muammer de diyor ki ablacığım sen elleme, ben taşıyayım diyor. O da gitti, onun da kafası gitti o anda. Ya işte başıma neydi bu gelenler diye düşünüyorum. Ne olacak diye düşünüyorum. Yaşayacak mı, yaşarsa kolsuz ne yapacak diye düşünüyorum ama ben fark etmemişim. Bacakta yokmuş, öbür kol omuzdan yokmuş, göz yokmuş. Ben tabii bütün bunları bilmiyorum. Ben sadece kolu yok biliyorum. Kolsuz ne yapacak, nasıl yaşayacak, çünkü hareketli filan işte bir insan böyle bir şey kaldıramaz. Onları düşünüyorum. Şimdi hastaneye götürünce yaşıyor denilince ben hani bir ihtimal kurtulur mu dedim. O kadar çok organın koptuğunu bilemedim yani. Bana olayı anlattırdılar. İşte dediğim gibi hastanede Mehmet Ağar hastanedeydi zaten. İlk baştan onunla ben gider gitmez onunla konuştum. Hatta eve girebilir miyim diye sordum. Tabii girebilirsiniz, işte bir temizletmek gerekiyor dedi. Ertesi sabah Ülkü Coşkun savcı buradaydı. O en ince ayrıntısına kadar her şeyi sordu. İşte saatini bulmuşlar parçalanmış olarak. Saatin üzerinde çok durdular. Kaç kere gelip bu onun saati mi diye sordular. Ben de evet dedim. Çünkü saat zaten önceden benimdi, benden almıştı. Bu saat onun saati mi diye işte bulunan o saat. Bir de bir kontrat uçmuş bahçeye. Abidinpaşa'da bir evin kontratı. Abidinpaşa'da kiracınız var mı? Yok. Onun üzerinde epey bir durdular. Kontrat nereden geldi, neyin nesi diye. Kazağının bir parçası ağaca takılmıştı. İşte o kitaptan bir parça. Hatta sonradan biz kitabın dış kapağından, işte deri gibiydi dış kapağı. Ondan bulduk onu, daha sonra birkaç gün sonra onu da emniyete teslim ettik. Bir iki gün bekledik bir üstlenen olur mu diye. Zaten ikinci gündü yahut ertesi gündü. İslami hareketin bir kolu galiba İşte başörtüsüne karşı çıktığı için cezalandırdık diye bir telefon edilmiş. Bilgimiz bu kadar o konuda. O arada Nusret Demiral bir beni çağırdı. Olaydan 3-4 gün sonra, cenazeden sonraydı. Nusret Demiral işte bir isteğiniz var mı filan dedi. Ben de böyle böyle bir iki telefon, gene bir acayip ses geldi dedim. Telefonu dinlemeye aldı, eve şey teyp koydurdu ama ondan sonra bir daha arayan olmadı. Yani biz teybe bir kayıt yapamadık. Bazı kişiler provokasyon olsun diye bu yapıldı, failler aslında İslami hareket değildir diye fikirler öne sürdüler. Ben gözümle görmediğim hiçbir şeye inanmam, gözümle görmeden de kimseyi suçlayamam. Böyle bir kadın, böyle bir insanın nasıl olup da böyle karanlık güçler tarafından öldürüldüğünü görmek, buna karşı bir şey yapamamak, böyle değerli bir insanın halkına hizmet etmek için henüz çok zamanı varken, bunu yapmak için canıyla başıyla uğraşırken aramızdan ayrılmasının doğurduğu çaresizlik, üzüntü, bütün bunlar bugün başımızda. Ben karşı yakaya, babamın yanına defnedilmesini istedim. Olay cumartesi günü oldu. İşte salı günü. Salı günü kaldırmaya karar verdiler. İşte salı sabahı Ertuğrul Günay telefon açtı.
daha doğrusu bir gün önce telefon açtı. Sabahleyin doğrudan Karşıyaka'ya gidelim. Oradan alalım. Ondan sonra beraber devam edelim dedi. Karşıyaka'ya niye gidiyoruz dedim ben. İşte orada dedi kefenlenecek, yıkanacak dedi. Daha önce tabii adli tıbba aldılar. Teşhis için de birisi gitsin dediler. O arada tabii duyan ordudan epey bir hemşeri gelmişti. Onlar gidip teşhis yaptılar. İşte sabahleyin 7:30 gibi geldiler bir arabayla. Bindik Karşıyaka'ya gittik. Oradan cenaze arabasıyla birlikte Necati Bey'e geldik ki kıyamet kopuyor tabii. Cennet eyle ya Rabbi. Amin. Kabrinde imanını kendisine yar eyle ya Rabbi. Amin. Merhume Bahriye Üçok hanımefendinin ruhi için ve kafe-i ehli imanın dervahı için Allah rızası için El Fatiha. Tam namaz kılınırken de slogan atıldığı için Ertuğrul Günay, Bahriye Üçok dindar bir insandı, lütfen namaz sırasında slogan atmayınız diye çok bağırdı. Ayrıca da slogan atmayınız, işte siyaset karıştırmayınız filan. Turgut Özal'ın çelengi geldiğinde çok kıyamet koptu o sırada. O çelengi sonra mecburen kaldırdılar. Karşıyaka'da da işte sloganlar arasında. Yani tabut sanki uçuyordu eller üstünde, böyle kayarak şeye geldi. Mezarlığa, mezarın oraya geldi. İnsan tabii ki ne duyabilirsiniz? Nefret. Ben o nefreti diğerleri öldürüldüğünde de duydum. Aynı nefreti gene duyuyorsunuz. Başörtüsüne karşı çıktığı için öldürülmüş. Öyle bir sebep açıklanılıyor. Muammer Aksoy neden öldürüldü? Diğerleri neden öldürüldü? O dönem üst üste niye bu insanlar öldürüldü? Yani irticaya karşı çıktıkları için öldürüldü. Laik Türkiye dedikleri için öldürüldü diye düşünüyorum. 2000 yılında başlatılan Umut Operasyonu kapsamında yapılan yargılamalar sonucunda Bahriye Üçoğlu öldüren bombayı yasa dışı terör örgütü Kudüs Savaşçılarına bağlı Ferhan Özben'in yerleştirdiği ortaya çıktı. Muammer Aksoy, Bahriye Üçok, Uğur Mumcu ve Ahmet Taner Kışlalı suikastlerinin de sorumlusu olan Ferhan Özmen, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ferhan Özmen, azmettiricileri açıklayarak pişmanlık esasından faydalanmak istedi. Ancak adli tıp tarafından yargılamalar sonunda stres travması içinde bulunduğundan sağlıklı açıklama yapamaz raporu verildi. Suikastlerin azmettiricileri hala bulunamadı. Kumru Üçok, 1977 yılında başladığı avukatlık hayatına sağlık sorunları nedeniyle 2003 yılında ara verdi. Ankara'da yaşıyor. Décollage.